Sıradaki bab başlığımız Babu ma yukrahu minel hida'i fil bey'i. Demin söylediğiniz alışverişteki hilleler, hileler, hurdalar, hille hurda. Evet. Bizim Erzurum deyişiyle allem kullem. Babu ma yukrahu minel hida'i fil bey'i. Şimdi hadiste göreceğiz. Onlarda da buna benzer bir kelimeyle söyleniyor. Hilaba. Oyun çevirmek yani alışveriş içerisinde. 2011 nolu hadis. Haddethena Abdullah ibn Yusuf'a. Bize Abdullah bin Yusuf anlattı. Akhberena Malikun. Bize Malik haber verdi. An Abdullah ibn Dinar'in. O da Abdullah bin Dinar'dan. An Abdullah ibn Umar'a radıyallahu anhuma. O da Abdullah bin Ömer'den. Allah her ikisinden razı olsun. Enne racülen bir adam zekere linnebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldi, durumunu anlattı ki ennehu yuhda'u, kandırılıyorum diye. Yani ya Resulallah, beni alışverişte kandırıyorlar. Fil buyu'ay. Biraz demek ki safcana bir adam, herkese inanıyor. Kandırıyorlarmış. Resulullah da ona şöyle öğretmiş. Fekale demiş ki اِذَا بَيَعْتَ, alışveriş yaptığında fekul de ki la hilabete, numara yok değil mi? Oyun yok, hille hurda yok değil mi diye karşı tarafı uyar. La hilabete. Adam la hilabete deyip yine aynı numarasını sürdürüyorsa yapacak yine bir şey yok. Hani sorsaydın söylerdikten korunmak için evet, bilmediğim olayın, benim bilmediğim, bilsem almayacağım bir tarafı yok değil mi? Senin bildiğin, şu anda gözümün içine baka baka alıyor ama zavallı burası yola gidecek mesela. Bilmiyor ama sen biliyorsun. Bu hilabe tarzı şeyler bunlar. Alıyor ama daha 100 kilometre gitmeden şanzımanı dağıtır bu kesin diye arabayı veriyorsun. Şu anda bir sorun yok. Sordun mu bana diyor, şanzımanda bir sorun var mı diye. Her birini soraydım, şanzımanda sorun var mı yok orada. Ama ona, onun yerine genel olarak benim bilmediğim, sizin bildiğiniz bir sorunu var mı arabanın? Gizli saklı bir şeysi var mı diye. La hilabe, hayır hayır, illa burada yok bu işte diye. Söylet onlara demiş Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Buhari atı aşağıda kişinin adını da vermiş. Hibban bin Munqidh'miş bu sahabinin adı. Çok kandırılan sahabi. Bab başlığı altındaki yegane hadisti bu. Bu böyle çok basit bir konu değil. Alışverişte hileye başvurmak. Allah Azze ve Celle Mutaffifin suresine bunlarla giriş yapıyor. وَاَيْلٌ لِلْمُطَفِّف۪ينَ الَّذ۪ينَ اِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَاِذَا كَالُوهُمْ اَوَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. Bunlar bu hile hurda yapanlar. Alırken ölçeyi tam, satarken eksik tartanlar. İşin içerisine numara katanlar. Onlar Allah Azze ve Celle وَاَيْلٌ olsun diyor. اَلَا يَظُنُّ اُلَٰئِكَ اَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ. Bunlar tekrar dirileceklerini düşünmüyorlar mı? Yani bir insan böyle bir şeye ancak tekrar dirileceği hususunu göz ardı ederek girişebilir. Evet, yani yok öyle bir hesap günü, kandırdım yanıma kaldı diye düşünebilir. Hesabının sorulacağını bile bile yapmak aptalca bir şey. Yani bir marketten bir şey çalıyorsunuz, benim yanıma kalacak diye düşünürsen bir sorun yok gibi gelebilir. Ama çıkışta dedektörün yakalayacağını bile bile o malı oradan alıp götürmek aptalca bir şey. Çıkışa geldin, dedektör dıt dıt yakaladı. Sorarlar, bilmiyor muydun burada dedektör var, kamera sistemi her tarafta yazıyor. Cenab-ı Hak da onu söylüyor. Yani çıkışta, bu dünyadan çıkışta huzuruna götürülecek bir yüce yaradan var. Ela yazunnu ulaike ennahum mab'usun. Bunlar tekrar dirileceklerini bilmiyorlar mı? Zannetmiyorlar mı? Bu zan bunlarda yok mu? لِيَوْمِنْ عَظِيمٍ, muazzam bir gün için. يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ, bütün insanların
alemlerin Rabbinin önüne çıktığı o gün. Dehşet dolu ayetler bunlar. Dolayısıyla hani kandırdım, nasıl gol attım ama yedi, bu tür ifadelerle geçiştirilecek basit şeyler değil. Cenab-ı Hak bunu muazzam bir kabahat olarak tarif ediyor. Çünkü sistemin sahibine karşı kusur işliyorsunuz. Sistemin sahibi hak sahibinin hakkına el uzatmayı haram kılmış. Kişinin malı da, canı da, ırzı da, varlığı da haramdır bir başkasına. Müdahale edemez, oraya el uzatamaz, gasp edemez. Bunu gasp ediyorsunuz hile yoluyla. Sistemin sahibi sizi hak ihlalinizden ötürü muhasebe edecektir. Velev ki kulunu aldatmış olasınız. Kulu yanıltabilirsiniz.